Merhabalar efendim. Henüz adını koymadığımız programımızda ilk konuğumuz halkın içinden fakat kendini biraz dışında gören bir bireyimiz, bir vatandaşımız, bir hemşerimiz. Hoş geldiniz. Buraya nereden geldiniz? Baba merhabalar. Ben İstanbul'dan geliyorum. Orada doğdum, orada büyüdüm. İsmim Berkcan Çokçerkes. Sosyal medya kişiliğim. Content creation'la uğraşıyorum. Çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplarım var. Beni takip edebilirsiniz oradan. Linkler aşağıda yazıyor. Unutmazsınız değil mi? Eklersiniz onu. Tamam. Peki bu sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarınız ne gibi içerikler üretiyorsunuz? Trendleri takip ediyoruz. Her zaman anı yakalamaya çalışıyoruz. İnsanlar bizden ne beklerse bunu ortaya koyuyoruz yani. Toplumumuza dair bir paylaşımlarınız var mı şimdiye kadar herhangi dokunduğunuz bir nokta? Yapıyoruz tabii. Niye yapmayalım? Biz toplumumuzu seviyoruz. Mesela? Geçen gün peynir yedik mesela. Patates de yedik. Evet. Bu kültür peki ne zamandan beri var? Çok uzun zamandır var yani. Ben bildim bileli var mesela. Bizim ailede hep yaşatırız biz bu kültürü. Ki sizin evinize girdiğimizde gerçekten bu evde Çerkezler yaşıyor diyebileceğimiz herhangi bir yer, herhangi bir durum vesaire karşılaşacağımız bir olay var mı? Eve girdiğiniz anda bir Çerkez evi olduğunu anlayabilirsiniz. Anında. Nasıl? Çok basit ya. Bizim birbirimize karşı olan tutumumuz inanılmaz saygılı çerçevesindedir yani. İnanılmaz. Mesela? Çok saygılıyızdır. O kadar ki yani biz yani kedimiz Cingöz'e bile saygı duyuyoruz. O derece değil. O bile saygı görür yani. Kedi olduğu için mi? O da bir birey olduğu için. Peki dille aranız nasıl? Yani birkaç kelime biliyorum tabii. Hani derdimi anlatacak kadar. Çok. Udenegwaji. Evet. Fianerstikode. 3 tane olması lazım. İddialı, iddialı. Efendim biz sizi araştırdık. Yani illaki anneniz babanız vardır. Ona bir şey diyemem. Sonuçta insansınız. Belli şartlardan, belli adımlardan geçtikten sonra dünyaya geliyoruz. Her memeli gibi. Ama E-Devlet'te bir şey dikkatimizi çekti. Kayıtlı olduğumuz devletimiz sizi koç gibi indirmiş E-Devlet'e. Tek başınasınız. Soy ağacı yok. Buradan samimiyetinize, affınıza sığınarak seyircilerimizin de merakı üzerine soruyorum. Misiniz? Ya baba neden bahsediyorsun sen ya? Bu kadar analiz yeteneğiniz yüksek. Toplumu nerede görüyorsunuz? Hani kültür yozlaşıyor vesaire diyorlar. Çerkezlik ne zaman kaybolur? Sizin var mı bir yorum? Çerkezlik çok kısa bir zamanda kaybolacak. İnan çok fazla yozlaştı yani. Ben inan 5 sene ömür biçiyorum buna. 5 sene sonra Çerkezlik diye bir şey kalmayacak. İnan bana ya. Siz bu yozlaşmanın neresindesiniz? Mesela gözünüze ne çarpıyor da sizi rahatsız ediyor veya rahatsız oluyor musunuz gerçekten? Yoksa yozlaşmayı iyi bir şey olarak mı görüyorsunuz? Olmaz olur muyum? Tabii ki ya. Bir kere az önce bahsettim ya evde her şey saygı üzerine dediği. Toplumda saygı kalmamış bir kere yani. Hiçbir saygı yok. Sıfır. Gençler falan hiç birbirine saygı göstermiyor. Büyüğüne saygı göstermiyor. Ben dediğim gibi yani kimse dinli konuşmuyor. Bir şey yok ortada. 5 sene biraz iddialı değil mi? Öyle yani dünya çok çabuk değişiyor adamım yani 5 sene önce biz neredeydik? Hayatımızda neler yoktu? Şimdi neler var? 5 sene sonra neler eklenecek? Düşünsene. Siz influencer olduğunuzu belli platformlarda paylaşımlar yaptığınızı söylediniz. Bu paylaşımlardan en sonuncusunu, daha doğrusu şöyle sorayım. En çok görüntülenme alan paylaşımınız ne hakkındaydı? En çok görüntülenme alan postumuz, paylaşımımız aynı zamanda sponsorlu bir içerikti. Salmaktan memeleri kızarmış bir tane ineğin kızarıklıklarını kapatmak üzere bulunan bir tane fondöten reklamıydı. Yüz binlerce izlendi abi. Çok başarılı bir videoydu. Ben de kendimde bunun için gurur duyuyorum yani. Harika. İçeriklerinizi üretirken toplumdan, kendi toplumumdan referans alıp her paylaşımımda oraya bir nüans bırakıyorum demişsiniz röportajınızda. Peki bu en çok görüntülenme alanan fondöten işbirliği reklamınızda bizim topluma dair nüansınız, o bıraktığınız imza neydi? İneğin kendisi zaten ya. Hepimiz süt içiyoruz yani. Toplumun bu artık şeyidir yani. Ayrılmaz bir parçasıdır yani. Peyniri sütten yapıyoruz mesela. İnek abi. Göremiyor musunuz bunu yani? Böyle bir soru sormanıza bile şaşırdım yani açıkçası. Yani toplumu birazcık İnek olarak mı görüyorsunuz? Yok baba ya. Biz tüketmiyor musunuz yani? Tüketiyoruz evet. İşte yani direkt toplumun içinden çıkma bir reklam bu aslında.
He, anladım, tamam, ben yanlış anlamışım. Siz tamamen aslında o ham maddeyi biz zaten çok kullanıyoruz. O evet. Sütü ve ona ithafen yaptınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Umarım tekrar tekrar sizi burada ağırlamak ben isterim. Yani sizin aktaracaklarınız, ekstra söyleyeceğiniz bir şeyler varsa ben yine dinlemeye hazırım. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ ol. Ne demek? Gözlükleriniz çok güzel bu arada. Buradan bakınca hiç belli olmuyor. Nereye baktığınızı da anlamıyorum. Sağ ol. İyi akşamlar.